Başkanım, 1 Kasım günündeyiz. Evet. Çorlu'nun kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Kasım ayı olan meclis toplantısındayız. Öncelikle Çorlu'muza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün meclis toplantısında 50 milyon lira borçlanma yetkisi aldınız. Çorlu Belediyesi'nin 2023 bütçesi ne kadar? Bu bütçe yetmedi mi? Seçimlere böyle 4-5 ay kala bir 50 milyon lira daha bir borçlanmayı, yani nereye harcayacaksınız? Şöyle, bu dikkat çekiyor. Buyurun. Teşekkür ederim soru için. Normalde 4-5 ay kala derken yılın kapanmasına 2 ay kaldı. Biliyorsunuz biz daha önce Çorlu Belediye Meclisimizden şehrimizde yapmayı planladığımız 3 işimiz, pazar yeriyle ilgili, saray caddeleriyle ilgili ve şehrin içerisinde yapmış olduğumuz yol yatırımlarıyla ilgili bir borçlanma yetkisi talep ettiğimizi ifade etmiştik. Ve bu noktada da daha uzun vadeli yönetilebilmesi için de, yapabilmek için daha uzun vadeli yönetilebilmesi için de birçok belediye gibi İller Bankası'na başvuruyu yapmıştık. Ne yazık ki bu aradan geçen 2-3 aylık süre içerisinde İller Bankası'ndan bize ne olumlu ne de olumsuz bir şekilde bir cevap gelmiyor. Vermeyiz de demiyorlar ama veririz de demiyor bu noktada kaynağı. Dolayısıyla biz işlerimizi devam ettirebilmek amacıyla bu noktada özel bankalardan ya da kamu bankalarından borçlanmanın, en azından oradan cevap veriyorlar. Vermiyoruz diyor ya da veriyoruz diyor ve biz insanlara döndüğümüzde de şimdi soruyorsunuz, pazar yerine yapabilecek misiniz? Eğer kaynak bulursam yapmaya çalışacağım ama kaynak bulamazsam, vatandaşlarımız emlak vergilerini ödemezse, merkezi bütçeden yeterince gelmezse nasıl yapacaksınız onu? Yapmak mümkün değil. Belli bir vadeye yayılmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla biz geçtiğimiz ay itibariyle biliyorsunuz EYT'de de benzer bir şeyle karşılaşmıştık. Emeklilik hakkı vereceğiz. İller Bankası'ndan da bir anda çok sayıda, neredeyse 90'a yakın çalışanımız emekli oldu EYT dolayısıyla. İller Bankası'yla destekleyeceğiz demişlerdi. Bir anda İller Bankası dedi ki biz vermiyoruz. Biz piyasadan 6 ay vadeyle çalışma arkadaşlarımızın tazminatlarını ödemek için kredi çekmiştik. O borçlarımızı da ödedik bu arada. Onu da söylemem lazım. Dolayısıyla aynı yazı metninde olduğu gibi bir önceki yıl kesinleşen gelirlerin %10'unu geçmemek üzere diye ifade eden alanda bize de alan doğar. Hem borçlarımızı ödediğimiz için hem de bütçemiz kesinleşip belli bir şeye geldiği için. Ama bizi buraya sevk eden en önemli şey İller Bankası'nın cevap vermiyor olması. Başkanım, yani, peki bu 2022 yılında 2023 bütçesi tahmin edilirken bunlar öngörülmedi mi? Şöyle, bunlar yeni çıkan ihtiyaçlar mı? Şöyle Ercan Bey, şimdi 2022'den 2023'e geçerken biz normalde biliyorsunuz Çorlu Belediye Başkanı çok uzun zamandan beri %90'a yakın doğrulukla bütçe yapıyor. Evet. Tahminleri isabetli, bu isabetli yapma çalışmamız söylediklerimizle yaptıklarımızla birbiriyle bir bitiştirebilmek için. Evet. Yani bütçe aslında onu ifade ediyor. Ama ülkemizdeki olağanüstü enflasyonist ortam, yaşadığınızı tahmin ediyorum. Evet. Yaşamıyorsanız, evet, eleştiriniz anlamlı. Enflasyondan doğan bir öngörememezlik. Bugün itibariyle civarımızdaki belediyelerinde tamam olmak üzere ek bütçe yapma ihtiyacı doğdu. Niye? Personel giderleri değişti. Akaryakıtla ilgili ihtiyaçlar değişti. Bugün satın alma gücü mal idarelerin bambaşka bir noktaya geldi. Artık daha büyük rakamları görüyor ama daha satın alma kabiliyetine sahip idarelere sahip oluyoruz. Dolayısıyla biz sadece bir kere ek bütçe yaptık geçtiğimiz aylarda. Yani artık Eylül ayına yaklaştığınız anda 3 aşağı 5 yukarı neyin olacağı öngörülüyor. Biz aslında bu öngörüyü o tarihlerde de yapıp İller Bankası'na, yani beni Kasım ayında bunu konuşmaya iten şey, biz Eylül'e doğru İller Bankası'na yönelik talebimizi orada neticelendirebilmiş olsaydık zaten bugün bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Ama İller Bankası'ndan yine borç alacaktık değil mi başkanım? Tabii, yani az evvel anlattığım gibi yani. Başkanım, Çorlu Belediyesi'nin bugün itibariyle borcu ne kadar, bütçesi ne kadar hatırlayabiliyor musunuz? Yani toplam bütçe büyüklüğümüzü rakam verebilirseniz. %10'unu geçemiyor diyor ya, biz de geçemiyoruz. Tamam başkanım, yani bir rakam var mı? 1 milyar 364 milyon. Evet. Çorlu tahmin edilen kabaca bütçe söylüyorum, evet, ama size yanlış bir rakam vermemek, anladım, için %10 üzerinden hesap yapabilirsiniz diye söylüyorum. Başkanım, teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim sorduğunuz için. AK Parti Grup Sözcüsü Sayın Mustafa Er Yılmaz. Başkanım, belediye yine bir 50 milyon lira borçlanma yaptı.
Bu borçlanmaya nasıl bakıyorsunuz? Tabii AK Parti hükümeti de sürekli borçlanıyor. Belediye başkanı da onu ima etti az önce. Ama Çorlu Belediyesi'nin borçlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ercan Bey, şunu belirtelim. Özellikle Çorlu Belediyesi'nin borçlanması bütçede de ret verdik. Bütçeye ret vermemizin tek amacı zaten bu 50 milyon borçlanmaydı. Burada MHP grubuyla birlikte aynı bulvarda hareket ediyoruz zaten. Kaynakların çok daha iyi kullanılması lazım. Başkanımız ona örnek vermesi ama hep genel idareden gelen paranın bütçenin azaldığından bahsetti. Olmazsa biz ek bütçede mesela 140 milyonluk bir ek bütçe genel idareden gelen para var. Bu anlamda vergi gelirleri arttıkça belediyelerimizin de aynı şekilde gelirlerini genel idareden gelen hizmetleri artıyor. Peki, teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim.